Genel kimya derslerinde isimlerini ezberlememiz gereken birçok atomlu iyonla karşılaşırız. Bu nedenle bu videoda bu iyonlardan sınıfta görmüş olabileceklerinizin üzerinden gitmek istiyorum. Öncelikle bir katyonla başlayacağız. Yani pozitif yüklü bir iyonla. NH4 artı amonyum iyonu olarak adlandırılıyor. Bu katyonun yanı sıra aslında bilmemiz gereken birçok anyon da var. Mesela CH3 COO eksi yani asetat anyonu. CN eksi ise siyanür iyonu. OH eksi hepinizin bildiği hidroksit iyonu. MnO4 eksi ise permanganat. NO3 eksi ve NO2 eksi için isimlerinin son eklerine dikkat etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi NO3 eksi nitrat olarak adlandırılırken NO2- nitrit olarak adlandırılıyor. İt eki daha az oksijen anlamına geliyor. Zaten moleküllere bakarsak da nitratın 3, nitritin 2 oksijeni olduğunu görebiliriz. Demek ki bu son ekler aslında çok önemliymiş. Çünkü bize diğer çok atomlu iyonları tanımada kolaylık sağlayabilir. Mesela sıradaki dörtlüğe bakalım. Elimize ilk olarak klorat var kloratın 3 tane oksijeni var. ClO3 eksi. Ama gördüğünüz gibi kloritin daha az oksijeni var. Sadece 2 tane oksijeni bulunuyor. ClO2 eksi. Yani biraz önce de gördüğümüz gibi at 2 daha fazla, it 2 ise daha az anlamını veriyor. Peki perklorat dersek ne olur? Burada klorat vardı ama bu sefer önüne per 2 eklemiş oldu. Bu ön ekse bir oksijen daha fazla olduğunu ifade ediyor. Yani bu perkloratın klorattan bir tane fazla oksijeni var demek oluyor. Kloratın 3 tane oksijeni olduğuna göre perkloratın 4 tane oksijeni olmalı. Demek ki perklorat ClO4- Sıradaki iyon hipoklorit. Hatırlarsanız biraz önce kloritten konuşmuştuk. Burada yine bir klorit var ama bu sefer önünde bir hipo öneki gelmiş. Hipo ise per ekinin tam tersine bir tane az demek. Yani kloritin iki tane oksijeni olduğuna göre hipokloritin tek bir tane oksijeni olmalı. Aslına bakarsanız bunu birçok değişik halojenirle yapabilirdik ama bu örnekler sadece kloru içeriyordu. O zaman diyelim ki elimizde ClO3 yerine BrO3 olsun. Hatırlıyorsanız ClO3 eksiyi klorat olarak adlandırmıştık ama burada klor yerine brom var. Demek ki bu iyonda da bromat olmalı. Yani diğer birçok atomlu iyon. Diyelim ki elimizde ClO- yani hipoklorit yerine de BrO- var. O zaman buna da hipobromit diyecektik. Evet. Bu örneklerde bittiğine göre artık yeni bir sete başlayabiliriz. Listenin biraz daha aşağısına ineceğim. Şimdiki örnek SO4 2- yani sülfat. Gördüğünüz gibi sonda bir at eki var. Elimizde de 4 tane oksijen var. Elimizde 3 oksijen olsaydı ki bu durumda SO3 2 eksi olacaktı. O zaman buna iyon sülfiti diyecektik. Yani it ile daha az oksijen anlamına vermiş olacaktık. Peki sizce sülfatı alsak ve bir tane H şartı eklesek ne olur? H ve SO4 2 eksi bize HSO4 eksiği vermeli. Bir tane H şartı eklediğimize göre sonunda eksi 2 yerine eksi 1 elde etmeliyiz. Yani bir pozitif yükle 2 negatif yük birleşirse geriye tek negatif yük kalır. HSO4 eksi hidrojen sülfat olarak adlandırılıyor. Hatta bunu bir sülfat olarak da duymuş olabilirsiniz. Sıradaki iyonun yani CO3 2 eksinin adı karbonat. Eğer karbonata bir H artı eklersek HCO3 eksi elde ederiz. Burada da yine artı bir yük ekledik. Ve eksi 2 yükten eksi 1 yük elde etmiş olduk. HCO3 eksi de hidrojen karbonat olarak adlandırılıyor. Ancak bu yonu da diğerlerinden benzer bir şekilde bir karbonat olarak duymuş olabilirsiniz. Bir sonraki yonumuz PO43 eksi yani fosfat. Şimdi fosfata bir tane aşağıta eklediğimizi düşünelim. Sizce ne elde edeceğiz? HPO4-2, eksi, değil mi? Bu yeni iyonun ismi ise hidrojen fosfat. O zaman hidrojen fosfata da bir tane haşartı ekleyelim. Evet, eklediğimiz hidrojen fosfata bir tane haşartı ekliyoruz. Bu bize iki tane HPO4 ve eksi bir yük verecektir. Bu iyonun yani H2PO4-2'nin adı ise dihidrojen fosfat. Biraz daha devam edelim. Şimdi son setimize bir göz atalım. Sıradaki iyon CrO4 2 eksi yani kromat. Ama eğer 2 krom olursa yani Cr2O7 2 eksi olursa o zaman dikromat olur. Bunlardan başka C2O4 2 eksi oksalat diye O2 2 eksi ise peroksit olarak adlandırılıyor. Buradaki örneğin adı ise tiyosiyanat, yani SCN eksi. Tio gördüğümüz zaman bir tio almıyoruz tabii ki. Tio gördüğümüz zaman kükürt hakkında düşünmemiz gerekiyor. Demek ki bir sonraki örnekte de bu adlandırmayı kullanacağız. Çünkü örnekte yine kükürt var. S2O3 2 eksi sülfat olarak adlandırılıyor. Aslında derslerinizde bunlardan başka çok atomlu da görmüş olabilirsiniz. Ama bunların en sık kullanılanlar olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak başarılı olmak için bu çok atomlu iyonları iyi öğrendinizden ve adlarını ezberlediğinizden emin olmalısınız.